Sevgili Arslancalı hemşehrilerim, doğal güzellikleri, tarihi kıymeti, insanının gönül zenginliği ile bilinen Arnavutköy'ümüz ile ne kadar övünsek azdır. Ancak en büyük gurur kaynağımız, Anadolu'muzun her rengini, zengin kültürünü harmanlayan bir ilçe oluşumuzdur. Bizler, el ele, gönül gönüle verdiğimiz bu güzel ilçede, has bahçenin farklı yerel özelliklerini taşıyan rengarenk çiçekleriyiz. Bir yandan yaşadığımız yeri daha güzel kılmanın mücadelesini verirken, bir yandan da köklerimizin uzandığı ata toprağımızı unutmuyor, maddi ve manevi varlığımızla ona katkı sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Gurbette yaşarken memleketimize olan hasretimizi dindirecek muhabbete vesile olması için hazırladığımız belgeselimiz, size ve çocuklarınıza armağanımızdır. Sizlerin de desteğiyle güzel ilçemiz Arnavutköy'ümüzde birlikte daha nice güzel hizmetlerde buluşmayı diliyor, hepinize en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. İstanbul Arnavutköy Belediyesi'nden selamlarla geldik Kastamonu ili Azdavay ilçesi Arslanca köyüne. İstanbul'da yaşayan Kastamonulu herkese selam olsun buradan. Karadeniz bölgesinde yer alan ve yemyeşil bitki örtüsüne sahip olan Arslanca, Kastamonu ilinin Azdavay ilçesine bağlı bir köydür. Arslanca köyünün kuruluşu Bizanslılara kadar dayanmaktadır. Hatta köye ismini veren arslan heykeli, arslan taşı, defineciler tarafından talan edilmiş olarak durmaktadır. Azdavay ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta olan Arslanca köyünde Merkez, Sarıkaya, Kabalar, Okçu, Başoğlu ve Sakızoğlu olmak üzere 6 mahalle bulunmaktadır. Etrafı yoğun bir şekilde ormanlarla çevrili, yeşilin her tonunu rahatlıkla gördüğümüz Arslanca köyü, geçimini tarım ve hayvancılık yaparak sürdürmektedir. Mavisiyle doğanın yeşili nasıl da ufukta birleşmiş muhteşem bir görüntü veriyor bizlere. Hayranlıkla izliyoruz Arslanca köyünü. Tıpkı bir kartal gibi tepeden süzülerek bakıyoruz muhteşem manzarasına. İki katlı dubleks gibi duruyor evler manzaraya karşı. Yeşilin tam ortasında. Bu ahşap evlerin güzelliğine ne demeli? Yıllara meydan okurcasına tüm güzellikleriyle sergiliyorlar kendilerini. Traktör yollara düşmüş bile. Ormana meydan okurcasına ilerliyor hızlıca. Belli ki yapacak çok işleri var. Yeni sürülmüş tarlalar, boy vermiş yemyeşil ekinler Arslanlı köyündeki bereketi gösteriyor bizlere. Hep bir hareket halinde olan çalışkan Arslanlı köyü sakinlerini yakından tanıyacağız, sohbetler edeceğiz hep birlikte. Arslanlı köyüne özgü yemeklerle, şarkılarla, türkülerle buluşacağız. Ağaçların arasından kıvrılarak ilerlerken yol kenarında yayılmış hayvanları görüyoruz. Tazecik otlar onların iştahını açıyor belli ki. Mis gibi süt veriyorlar sahiplerine. Karşılıksız, sadece sevgiyle.
girişinde bizi karşılayan evler tıpkı bir tarih gibi duruyor karşımızda. Yaşar Dayı karşılıyor bizi şimdi de. Biraz sohbet edelim. Biraz da yanık yanık türkü dinleyelim bakalım. Şurada hayvanları otlatıyordum. İki tane ineğim var, buzağı falan. Küçük şeyler yanında. Sizi görünce geldim buraya. Bizim burada yaşam iyi. Çalışana göre iyi. Çalışmayana göre iyi değil tabii. Her yer öyle aslında da. Yani doğal olarak yetiştirdiğim şeyler, buğday, arpa, onlar çok güzel yaşıyor toprağımızda. Fakat çalışmak lazım. Yulaf da güzel oluyor. Kara kara topraklar seni benden aldı. Bana tek attır ay. Bir kuru resmin kaldı. Hani sen hiç toprak olmayacaktın. Benim tek gülümüydün. Sen hiç olmayacaktın. Sen hiç olmayacaktın. Serin serin esen rüzgarla birlikte mis gibi dağ kokusu yayılıyor her bir yana. Bulutlar kanat açmış gökyüzüne. Sarı kızlar bulmuşken bu güzel havayı yatmışlar ahırın önüne, gelene geçene bakıyorlar buradan. Eskiden Azdava'ya bağlı Kalaycı köyünde tam 28 yıl öğretmenlik yapmış Mehmet Rüzgar. Emekli olduktan sonra ise kendi köyüne muhtar olmuş ve yıllarca hizmet vermeye devam etmiş burada. Gelin Mehmet öğretmenin hikayesini kendisinden dinleyelim. Öğrencilerim beni hala arıyorlar. Geçen sene Denizli'den buraya öğrencilerim geldi. Çok duygulandım. Çok. Bundan güzel bir şey olmuyor. Yani insan bunu ifade edecek söz bulamıyor. Yani duygularını anlatacak söz bulamıyor. Hala bayramlarda, başka günlerde sık sık kendileriyle telefonlaşırız. Kalaycı köyündeki öğrencilerim gene aynı. Onlar da bana, İstanbul'da yaşıyorlar çoğu. Onlar da bana bayramlarda telefon ederler, bayramı kutlarlar, doğum günlerimizde, düğünlerde falan bizi ararlar ve yani telefonlarım hiç susmaz. Çok sağ olsunlar. Bir ağacın dalları ancak bu kadar güzel görünebilir. Yılanlar her ne kadar ürpertici ve korkutucu olsalar da doğadaki biyolojik dengeyi korumak adına kesinlikle öldürülmemeleri gereken hayvanlardır. Arslanca köyünün geçimini hayvancılık ve ormancılıkla sağladığını söylemiştik. Orman muhafaza memurlarının müsaade ettikleri işe yaramayan ağaçları kesip istif halinde diziyorlar. Köy sakinlerine oldukça iyi bir gelir kapısı oluyor bu kütükler. Her iş emek ister tabii ki. Alın teriyle kazanılan parayı tam da burada görüyoruz. Bir de kendilerinden dinleyelim bakalım ormancılık nasıl yapılıyor burada. Bizim geçim kaynağımız ormancılık, orman envali ve bir de hayvancılıktır. Bunu daha da orman muhafaza memurlarımız müsaade ettikleri ağaçları kesiyoruz. İşe yaramayanları, öbürküler daha canlı kalabilsin diye. Getirip istif halinde onların verdiği ölçüye göre diziyoruz ve teslim ediyoruz. Ücretini ödüyorlar bize. Kapıların önlerinde bostanlar yeşermiş. Kastamonu yöresel yemekleriyle karşınızdayız şimdi de. Etli ekmek, patates ekmeği, çökelek ekmeği,
mantı, ıslama, aklınıza ne gelirse yapılıyor burada. Hünerli elleriyle tüm marifetlerini sergiliyor teyzelerimiz. Eskiden düğünler yapılırdı Arslanca köyünde. Bolluk bereket içinde envai çeşit yemekler yapılırdı bu düğünlerde. Şimdilerde düğünler şehirlere taşınsa da yöresel yemekler ve gelenekler burada yaşatılıyor. Gözlemelerin kokusu her tarafı sardı, mis gibi. Fadime teyze İstanbul'da yaşayan kızına ve sevdiklerine selam gönderiyor buradan. Abla, size kızım, damadım, size selam mı olsun, öptüm sizi. Arslanca köyünde yaşayan kadınlarımız, yöresel kıyafetlerini günlük hayatlarında üzerlerinde taşıyarak geçmişten bugüne geleneklerimizi yaşatıyorlar. Buna tekke derler, bu başörtü. Buna yelek derler elbisenin üstünde. Bu kuşakmış şalımız. Bu önlük. O şal var. Ayakkabılarımız. Elbisemiz. Mantarı bulduk yerde. Çinko, bakır, demir, fosfat ve potasyum mineralleri bakımından oldukça zengin bir mantardır cincile mantarı. Ayrıca antioksidan içerir ve keskin ve sert bir aromaya sahiptir. Arslanca köyünün en eski camisine gidelim şimdi. Hangi tarihte inşa edildiği bilinmiyor caminin. Devlet tarafından korunmaya alınmış. Sadece bayramlarda ibadete açılıyor. Kırcılar, Tomrukçu ve Arslanca köyü sakinleri bu camide buluşup bayram namazlarını kılıyorlar. Herkes burada toplanıp bayramlaşıyor. Besmele ile giriyoruz içeri. Duvarlarda asılı el işlemesi yazıtlar, ahşap mimarisiyle minberi, mihrabı. Yüzyılların dualarını barındırıyor bu eski cami. Geçmişlerimizin ruhuna Fatiha okuyarak ayrılıyoruz buradan. Azdavay Arslanca köyüne şu anda hizmet veren cami burası. Oldukça kalabalık cemaat olsa gerek ibadete gelen. Geniş ve ferah olmakla birlikte Çin'i taş işçiliğiyle göze çarpıyor yeni Arslanca köyü cami. Havanın eşliğinde yürüyüşe çıkmış muhtarımız Halil abi ve arkadaşları. Köy muhtarı arkadaşlarıyla toplanmış. Hem yemek yiyorlar hep birlikte hem de sohbet ediyorlar kendi aralarında. Azdavay Arslanca köyü muhtarı Halil Can'a kulak verelim şimdi de. Bakalım köyünün sorunları nelerdir? Köylünün hayallerini dinleyelim hep birlikte. Köyümüzün diye tarım, hayvancılık, ormancılık bunlar yani. Başı yani hep bir yani gezmiş yani yok şu anda yani. En büyük sıkıntı su. Yani en büyük sıkıntımız yani. İkinciye yol. Bizim yani bu sularımız Eylül ayında azalmaya başlıyor. Ekim'in 15'inde yani daha da azalıyor. Kasım ayı girdiği zaman tamamen yani kesiliyor ve yani Mart'ın 15'inden kadar taşıma suyuyla yani ihtiyacımızı görüyoruz.
yapılmış olan bu evlerde sağlıkla, huzurla yaşıyor köy sakinleri. Yer yer hasarları olsa da dimdik ayakta bu eski ev. Tüm güzelliğiyle ben buradayım diyor adeta. Hayvanların ahırdan çıkma vakti geldi. Yemelerini, içmelerini, gezmelerini yapsınlar bakalım. Teyzemiz de gezmeye çıkmış ama telefonu elinden bırakmamış. Çocuklarım ararsa bulsunlar beni diyor. Telefonu bıraksam çocuklar beni bulamaz ki. Büyüklerimiz, teyzelerimiz toplanmış bir arada sohbet ediyorlar. Köyde çokluğduk, kalabalığduk. Tarlaları ekerdik, biçerdik. Böyle tırpanlarla biçerdik, hayvanlarla derse taşırdık. Düven sürerdik, patoz yok, direktör yok. O hayvanların önünde dönerdik. Bizim yaptığımız işler bunlardı bu zamanda. Daha şimdi gayrı bu zamandan ilerisi direktörle, patozla, bostanlardan işte hayvan olan hayvanla nağması hep böyle yürüşüdük. Köpekler de var hayvanları koruyan, kollayan. Boyunlarındaki tasma ise olası bir saldırıda kurtlar tarafından boğulmasınlar diye takılmış. Uzunca bir su kanalı yapılmış hayvanları sulamak için. Göz alabildiğine yemyeşil. Ekinler boy vermiş güneşe karşı. Eşsiz güzellikten ayrılırken Kastamonu Azdavay Arslanca köyünden selamlar gönderiyoruz Arnavutköy'de yaşayan tüm sevdiklerimize.